değerli Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum gününü içtenlikle ve candan bir şekilde kutluyoruz. İlham Aliyev, Azerbaycan tarihinde babasından sonra çok önemli askeri ve diplomatik başarılara imza atmış bir lider olarak sivrildi. Sadece kendi ülkesinde değil, Kafkasya'da, Türk dünyasında ve Avrupa Birliği ile Çin'i, Rusya ile Orta Doğu'yu, Türkiye'yi birbirine bağlamada kilit bir rol üstlendi. Özellikle Minsk grubu çerçevesinde, ki bu grup biliyorsunuz 1994'ten bu yana ABD, Rusya ve Fransa'nın eş başkanlığında hem işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması hem de Yukarı Karabağ sorununa barışçıl bir çözüm bulunması konusunda çalışmaktaydı. Ve hiçbir başarı elde edilemedi. Bir toplantıdan öbürüne gidildi. Ve nihayet Azerbaycan topraklarına sivil hedefleri Ermeni kuvvetlerinin saldırmasından sonra Cumhurbaşkanı Aliyev Artkaş'ta 2020'de biliyorsunuz bir karşı saldırı başlattı. Başarılı bir karşı saldırı. Arkasından kan dökerek, ter dökerek, şehitler vererek, büyük fedakarlıklarda bulunarak hatta kendisi cephede ön saflarda eşi Mihriban Hanım'la birlikte yer alarak 44 gün içerisinde çok ciddi bir diplomatik ve askeri kazanıma imza attı. Aynı şekilde Nagorno-Karabağ'ın çözümlenmesi konusunda barışçıl yollara açık olduğunu da söyledi. Azerbaycan'la Nahçıvan üzerinden bir güzergah yaratılması hususunda ikili müzakereler devam ediyor Ermenistan'la. Rusya'nın rolünü çok usta bir şekilde sınırlandırmaya çalışıyor. İkili müzakereleri öne çıkartarak hem İsrail'le hem İngiltere'yle hem Fransa'yla hem ABD'yle hem de Orta Asya ülkeleriyle, Kafkas ülkeleriyle, Türkiye'yle bir yandan da Rusya'yla, İran'la usta bir diplomatik strateji izleyip bu askeri ve diplomatik başarısını da perçinlemiştir. Bu anlamda İlham Aliyev gerçek bir lider olduğunu kanıtlamıştır. Hatta değerli devlet adamı Haydar Aliyev'in de gölgesinden sıyrılıp kendi başına karizmatik, güçlü bir lider olduğunu da kanıtlamıştır. Önümüzdeki dönemde eski kuşak, eski tüfek liderleri, iş adamlarını, bürokratları da tasfiye ederek Azerbaycan'ı yepyeni bir çizgiye doğru götürmektedir. Halkının refah içinde olacağı, barış içerisinde olacağı hem komşularıyla hem bölge ülkeleriyle bir düzene doğru gidiş başlamıştır. Haydar Aliyev'in oğlu İlham Aliyev 60 yaşında artık başlı başına bir lider olduğunu da ispat etmiştir tüm dünyaya. Bu yüzdendir ki özellikle de işgal altındaki Azeri topraklarını kurtararak işgalden ulusal haysiyete sürülmüş olan lekeyi ortadan kaldırmıştır. Bu anlamda kendisini tekrar bu 60. yaş gününde de kutlamak ve başarılarının devamını dilemek istiyorum. Bu mücadele bitmeyecektir. Hem askeri hem diplomatik alanda hem de ekonomik alanında dünyada çok önemli değişimler yaşadığı bir dönemdeyiz. Azerbaycan'ın başında böyle bir liderin olması, yumuşak karakteri ama güçlü, kararlı tutumuyla tüm dünya liderleriyle de yakın ilişki kurabilen, temas kurabilen, empati yapan bir liderdir. Birçok dili konuşabilmektedir, yabancı dili, müzakere dilini de iyi bilmektedir ve muazzam bir yeni nesil yetiştirdi. Dolayısıyla Azerbaycan'ın, kardeş Azerbaycan'ın geleceğinden son derece umutluyuz ve parlak bir gelecek beklediğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.